Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyicileri. Evet, bugün yine yeni bir günün ve haftanın son gününde yine sizlerle birlikteyiz. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyoruz. Bugün biliyorsunuz gece, cumartesiye bağlayan gece olduğu için aynı zamanda Miraç Kandili, tüm izleyenlerimizin ve dinleyenlerimizin Miraç Kandili'ni de tebrik ediyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Evet, bugün de gündemi paylaşacağız. Bugün de sizlerle birlikte ve Radyo Klas dinleyicileriyle birlikte Mersin'e dair haberleri aktaracağız. Ve tabii ki sevgili izleyicilerimiz ulusal gündemle de Türkiye ve dünya gündemini paylaşacağız. Tabii onun öncesinde de biliyorsunuz bizim bir bölümümüz var. Protesto ediyorum bölümü var. Aslında sizlerin de katkı sağlamanızı istiyorum. Sizler de neyi protesto ediyorsunuz? Bizlere yazın, sizlere buradan aktaralım, kamuoyuyla paylaşalım temennilerinizi, protestonuzu. Evet, bakalım kimler neyi protesto etmiş, hemen böyle başlayalım programa. Devamında da sizden gelecek protestoları. Evet. Bayan sürücü görünce gözü dönen, gaza abanıp sıkıştıran, abuk subuk hareketler yapan trafik özküzlerini protesto ediyorum. Bir bitmediniz demiş bu arada sevgili izleyicilerimiz. Evet ve farklı bir paylaşım var aslında. Yöneticisi Fadıl olan bu apartmanı protesto ediyorum demiş. Apartmanımızı cinlere karşı nefesi kuvvetli hocaya üflettirdik. Daire başı 300 liradır. Not, her ay düzenli üfletilecektir diye de geçmiş apartman yöneticisi. Böyle bir apartman yöneticisine sahipseniz yandınız. Devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Suriyelilerin vergi vermeden iş yeri açıp vergisini düzenli veren esnafı zor durumda bırakmalarını protesto ediyorum demiş. Evet. Ve bir resim, hediye paketi olacak. Evet, patates fiyatı sevgili izleyicilerimiz. Pateteste yeni trend, protesto ediyorum. Hediye paketi olacak kardeş, olur ablam demiş. Patates 5 liralık fiyatıyla damgasını vurmuş paylaşıma ve protestoya sevgili izleyicilerimiz. Evet, bence en güzel anlatım şekliydi bu. Devam ediyoruz. Tabii bu arada biliyorsunuz değil mi? Yani birçok ton patatesin saklandığı, bu nedenle stoklandığı, patates fiyatlarının bu nedenle yükseldiği, ithalat yapılacağı söylentisi üzerine 3 liraya kadar düştüğü de gelen bilgiler arasında. Seçmeni müşteri haline getiren zihniyeti protesto ediyorum demiş. Evet. Ve ticarethaneye dönüştürmüşüz. Evet. Mezuniyet törenlerindeki kına gecesini protesto ediyorum. Kim ithal etti de bu kınaları diyor. Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezuniyet kınası. Gerçekten var mı öyle bir şey? Evet. Ben ilk defa duyuyorum. Devam edelim. Nükleer santral kamu spotunu eleştirenleri protesto ediyorum. Kardeşim anlayın artık, her eve bir nükleer lazım işte demiş. Evet ve devam edelim. Boyu, bu adamın özgüvenini protesto ediyorum demiş. Boyu 1.65 ile 1.75 arası, alkol sigara içmeyen, dövmesi olmayan bekar bayanlar yazsın. Eğer cevap vermiyorsam lütfen ısrar etmeyin. Evet, Brad Pitt'in şubesi arkadaş. Evet, gerçekten ben de protesto ediyorum bu kadar özgüveni. Evet, devam edelim. Her eczaneden ilaç alabiliyorum ama eczanelerden ilaç alırken ilave para vermeyi protesto ediyorum. İstediğim eczaneden ilacımı alıyorum afişiyle bir mesaj vermiş ve bir protesto eylemi gerçekleştirmiş bir vatandaş. Evet, güzel bir bölümdü. Sevdik bu bölümü. Tweetlere geçelim hemen. Tabii sizler neyleri protesto ediyorsunuz? Lütfen bizlerle paylaşın. Ve paylaşımlarınızı bizler de buradan aktaralım. Bakalım siz neleri protesto ediyorsunuz? Ve tweetlere geçelim hemen. Sayın Aytuğ Atıcı, sevgili izleyicilerimiz. Yaşanacak bir Türkiye için gelin balkonlarınızdan destek verin. Mersin'de seçim çalışmalarımıza evinin balkonlarından katkıda bulunmak isteyen partilerimiz ve vatandaşlarımız aşağıdaki parkartlardan temin edebilirler. Telefon ile irtibatı.
Evet, güzel bir çalışma. Bu böyle bir reklam tabelası asmak istiyorsanız balkonunuzda böyle bir destek vermek istiyorsanız o numaraya ulaşmanız gerekiyormuş. Emine Ülker Tarhan, Balgat'ın efsane dürümcüsü Ahmet ve Mehmet ustalarla sohbet ettik diyor. Anadolu Partisi tarihi yazar Kütahya Anadolu gençliğine selam demiş Emine Ülker Tarhan. Ve devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu sevgili izleyicilerimiz. Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tweetlerini retweetlemiş. İktidar yürüyüşümüzün ayak sesleri dün Karaman'dan duyuldu. Teşekkürler Karaman demiş. Ve yine baktığımızda tüm Türkiye'deki değişimin coşkusunu bugün Artvin'de yaşadık. Teşekkürler Artvin demiş yine Sayın Kılıçdaroğlu. Ve devam ediyoruz. Sayın Oktay Öztürk, Milliyetçi Hareket Partisi'nden biliyorsunuz, milletvekili adayı Mersin'in. Tarsus Ticaret Borsası'nı ziyaret ettik, sorunlarını dinledik diyor. Tarsus milletvekili adaylarını bağrına bastı diyor Oktay Öztürk sevgili seyircilerimiz. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili. Evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 11 saat önceden başlayan paylaşımlarını biz legal görünümlü illegal örgütlerin de liderlerinin de karşısında eğilenlerden değiliz. Bizde ubudiyet sadece Allah'adır. Kula kulluk yok bizde. Benim Vanlı kardeşimin Kâbesi bellidir. Marjinallere her türlü aşırılık ve sapkınlık içinde olanlara verdikleri değeri Kâbe'ye vermeyenlere bu millet asla itibar etmeyecektir diyor. Teşekkürler Van resimleriyle de Van'a teşekkürlerini iletiyor Cumhurbaşkanı. Ve Sayın Vahap Seçer sevgili izleyicilerimiz Mersin Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi. Dünyayı bereketli elleriyle besleyen yürekli çiftçilerin mağdur olmadığı bir ülke dileğiyle Çiftçiler Günü'nü kutlarım. 18 saat önce paylaştığı tweetinde sevgili izleyicilerimiz. Evet, tweetlerimiz de sona erdi. Yerel gazetelerimize de geçeceğiz ama yerel gazetelerimizden önce biraz da haber aktaralım sizlere sabah sabah. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz 7 Haziran seçimleri öncesi Mersin'e ikinci defa geldi. Mut, Anamur, Günnar ziyaretlerini gerçekleştirdi. Kimi yerlerde mitingler düzenledi, kimi yerlerde halkı selamladı ve ziyaretlerde bulundu. Mut'taydı Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu Mut'ta yaptığı mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti iktidarına yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçim çalışmaları kapsamında Mersin'in Mut ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda seçmenlere hitap etti. Kılıçdaroğlu yapmış olduğu konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidara yüklendi. Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin yandaştan ve köşe dönmekten yana olduğunu, kendilerinin ise yoksuldan, ezilenden, emekliden ve çiftçiden yana olduklarını söyledi. Ülkenin hangi şartlarda olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. 13 yıldır bir iktidar akıyla açtık. Tam 13 yıl. 13 yıl. 2002'de doğan çocuk 13 yaşında. 13 yıldır. 13 yıldır bu ülkenin hangi derdini çözdüler? Hangi derdine çare buldular? Çiftçi mi memnun? Esnaf mı memnun? Emekli mi memnun? Kim hayatından memnun? Kim? Ben kimin hayatından memnun olduğunu biliyorum. Hortumcular çok memnun, hortumcular. Onları biliyorum. Hortumcularda bir sorun yok. O zaman 7 Haziran'da sandığa gidip yeni bir tarih yazacağız. Yeniden, ama yeniden kendi küllerimizden doğacağız. Yeniden Türkiye Cumhuriyeti'ni bölgesinin ve dünyanın onurlu bir ülkesi haline getireceğiz. Dış politika bu haliyle gitmez. İç politika bu haliyle gitmez, yürümez. Size diyorlar ki, ben biliyorum, efendim hükümet değişirse istikrar bozulurmuş. Memlekette istikrar mı kaldı Allah aşkına? İstikrar mı kaldı memlekette? Şu hale bakın. 2 milyon Suriyeli var. 2 milyon. Hangi istikrardan bahsediyorsunuz siz? Çiftçi ürettiğin ürünün karşılığını alamıyor. Alın terinin karşılığını alamıyor. Hangi
Hangi istikrardan söz ediyorsunuz siz? Enflasyon %10'lara dayandı. Hangi istikrardan söz ediyorsunuz siz? Dolar nerelere çıktı? Hangi istikrardan söz ediyorsunuz siz? O nedenle yeni bir ekonomi programına, yeni bir sosyal politikaya, yeni bir yapılanmaya devlette ihtiyacımız var. Düzgün, namussuz siyaseti iş başına getireceğiz. Bu ülkenin kaderini siz belirleyeceksiniz. Benim görevim sizlere doğruları söylemek. Yıllar yılı uğraştık didindik. Düşünün, Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan bu yanayı düşünün. Dedelerimiz bize güzel bir Türkiye bıraktı. Onurlu bir Türkiye bıraktı. Yaşanacak bir Türkiye bıraktı. Bugün televizyonu açmaktan korkuyoruz. Acaba ne olacak diye. Gazeteleri okumaktan korkuyoruz. Acaba dün bir şeyler oldu mu diye. Yeni, huzurlu bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Ben sizden birisiyim. Anadolu'dan birisiyim. Yedi kardeşiz. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Babam ilkokul mezunuydu. İçlerinden üniversiteyi bitiren sadece benim. Çalıştım. Devletin önemli görevlerinde bulundum. Emek harcadım. Siyasete girdiğim günde mal varlığımı internet sitesine koydum. Çünkü içinde bir toplu iğne ucu kadar haram para yoktu. Hepsi benim alın terimin karşılığıydı. Siyaseti böyle biliyorum. Fakirin halini kimse benden iyi bilemez. Yoksulun halini kimse benden iyi bilemez. Siyasetçi olarak söylüyorum. Hepsini yaşadık. Hepsini biliyoruz. Bir babanın yedi çocuğuna ayakkabı aldığını bir günde hiç görmedim. Ama sonuçta biz siyasete atıldık. Sonuçta bu millete biz hizmet etmek zorundayız. 17 milyon yoksulun olduğu bir Türkiye benim ağrıma gidiyor. 6 milyon 200 bin işsizin olduğu bir Türkiye benim ağrıma gidiyor. 350 bin kişi düşün. 350 bin. Bütün selamını biraz Ankara'ya götürüyorum diyor yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı. Şu malum zihniyeti bir alkışlar mısınız bir? Bir alkışlayın şu malum zihniyeti bir. Yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu. Sevgili mutlular hakkınızı helal edin diyor. Bütün selamını Karaman'a götürüyorum diyor. Bu zihniyeti evet ve tabii ki sevgili seyircilerimiz Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili adayı Sayın Oktay Öztürk de yaptığı basın toplantısında bazı hakim ve savcıların hükümet kontrolüne girmesinden ve şimdiden afişlerin yasaklanmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili adayı Oktay Öztürk, bazı hakim ve savcıların hükümet kontrolüne girmesinden ve daha şimdiden afişlerin bile yasaklanmasından dolayı endişe duyduklarını dile getirdi. Öztürk, MHP Mersin İl Başkanı Sabahattin Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ülke gündemi ve seçim güvenliğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Öztürk, seçimlerin adil, huzur içerisinde ve güvenli bir şekilde geçmesini arzu ettiklerini dile getirdi. Fakat tabloya baktığımız vakit fevkalade endişe duyacağımız bir takım adımların atıldığını görüyoruz. Daha işin başında kanunlar hiçe sayılıyor. En tepede kanunların hiçe sayılması adet haline getirilir ise aşağıda neler olabileceğini tahayyül etmek bile istemiyoruz. İşin içerisine şimdi adiyelerimiz de karıştı. Yukarıdan hangi memnuniyetsizlik ifade ediliyor ise aşağıda sulh ceza hakimleri hemen kararı veriyorlar. Öztürk, en büyük endişemiz hakimlerimiz ve savcılarımızın devletin hakimi savcısı olmaktan çıkarak hükümetin hakimi ve savcısı olma yoluna girmiş olmaları ya da en azından bir takımının böyle bir görüntü sergiliyor olması bizi ziyadesiyle endişeye sevk ediyor dedi.
Biz kendimizi ifade etmek istiyoruz. Billboardlarda ifade etmek istiyoruz, reklamlarda ifade etmek istiyoruz. Fakat bugün karşımızdaki güç, Cumhurbaşkanı ve hükümet beni ancak benim arzu ettiğim şekilde, benim istediğim şekilde, benim kabulleneceğim şekilde tenkit edebilirsin diye karşımıza dikilmiş bir vaziyette. İşin daha başında özgürlüklerimiz, siyasi partilerin özgürlükleri kısıtlanmış bir vaziyette. Bunun bizi nereye götüreceğini endişeyle takip ediyoruz. Dahası artık bunu sürekli söylen hale geldik. Anayasa bir ülkenin rotasını tayin eder. Anayasa bir ülkenin kanunlarının da mihenk taşıdır, ölçüsüdür. Demokrasiyle idare eden ülkelerde demokrasinin alabildiğine özgürlük alanı insanların önüne sürülürken ama bir tedbiri de elden bırakmıyor. Ola ki gücü elinde bulunduranlar bir güç zehirlenmesine uğrayabilirler. Dolayısıyla demokrasi kendi bir takım kurumlarıyla kendisini teminat altına almanın yollarını da getirmiş. Birçok yollar var. İşte bunlardan birisi anayasa. Anayasayı ihlal ettiğiniz vakit anayasa mahkemesi karşınıza dikiliyor. Çok daha ileriye gittiğiniz vakit mecliste sorgulanması gündeme geliyor. Ve en nihayetinde işler karıştığı vakit seçim sandığı ortaya konuluyor. Evet ve sevgili izleyicilerimiz devam ediyoruz. Yine dün canlı yayın konuğumuz Sayın İbrahim Gül'dü. AK Parti Mersin Milletvekili adayı. Sayın İbrahim Gül'le son zamanlarda siyasi partilerin vatandaşların oyuna talip olabilmek adına vermiş oldukları vaatlerle ilgili sohbet ettik. Bakın Sayın İbrahim Gül özellikle muhalefet partilerinin vermiş olduğu vaatler hakkında neler söyledi? Biz AK Parti olarak bu vatandaşımıza ne hizmeti yapacak isek onları söylüyoruz. Asla yalan konuşmuyoruz. Yapamayacağımız şeyleri de ifade etmiyoruz. Vatandaşımız bu gerçeği bildiğinden dolayı AK Parti konuşmaz diyor, icraatını yapar. Ve yapacak olduğunu da açıkça da söyler diyor. O yüzden halkımız tarafından bize karşı gerçekten çok ciddi manada güven var. Evet. O güven olduğundan dolayı bizim ağzımızdan çıkanları gerçekten vatandaşımız inanıyor, güveniyor ve diyor ki bunlar söylüyor ise yaparlar diyor. Diğerlerine gelince de özellikle muhalefet partileri şu anda öyle vaatlerde bulunuyorlar ki İnanın vatandaş bunlara gülüp geçiyor. Neden derseniz 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tüm işsize 600 TL maaş vereceğim dedi. Mazotu 1 TL yapacağım dedi. Ne yazık ki Türkiye'de bununla ilgili bu vaatlere hiç kimse inanmadı. İnanmak dahi de istemedi. Çünkü niye? Kaynağı ve nereden bulacağı belli olmayan sadece seçim vaadi döneminde vaatlerin içerisinde bulunan ayakları yere basmayan bir açıklamalardı. Dolayısıyla şimdi aynı vaatleri 2015 7 Haziran seçimleriyle ilgili yine Cumhuriyet Halk Partisi ortaya çıktı. Ne diyor? Ülkenin gelirini giderinin hesabını kitabını yapmadan, bilmeden işte ben her bir diyor bizde de bunların şeyleri var, ifadeleri var. İşte asgari ücreti 1500 TL yapacağım diyor. Her aileye 720 TL maaş vereceğim diyor. Emekli maaşını da 1500 TL yapacağım diyor. Dönüyor emekliye iki tane de ekstradan ikramiye vereceğim diyor. Dönüyor mazotu da 1,5 TL yapacağım diyor. Bunlar imkansız mı? Elbette ki. Şimdi bakın bu ülkenin bir gelir bir gider dengesi vardır. Bütçe planları vardır. 2002'den öncesinde AK Parti iktidar olmadan öncesinde bu ülkenin kaynakları öyle bir hortumlanmıştı ki bu ülke emeklisinin, çalışanının maaşını ödeyebilir mi, ödeyemez mi diye böyle bir krizin içerisine girmişti. IMF'ye olan 24 milyar dolarlık borcu vardı. Ve bırakın yatırım yapmayı, o dönemde bütçenin her 100 TL'nin 86 lirasını faizlere ödediğimiz bir dönemdi. Yani ülkeyi borç batağının içerisine sokulmuş, kendi çalışanının maaşını ödeyemeyecek seviyeye gelmiş, biz bir ülkeyi devraldık. Daha sonrasında biz yapmış olduğumuz bütçemizle ve bütçe planlarımızla birlikte biz bugün o dönemde
o emeklisinin maaşını ödeyemeyecek olduğu dönemlerden alıp ülkeyi şu anda yaklaşık kasasında 130 milyar dolar kasasında parası olan bir ülke haline getirdik. Ve hiçbir zaman biz seçimlere giderken seçim politikasını asla uygulamadık. Asla insanlardan oy alacağız diye yalan konuşmadık. Boş vaatlerde de bulunmadık. Evet. Ve popülist bir siyaseti de ortaya koymadık. Evet. Neyi yapacak isek onları söyledik. Ve bizim özellikle bütçe planımızı bozmadık. Ve o yüzden ülkemiz hem bir yandan bu bütçe açıklarını kapatıp bir yandan da yatırımlarımızı tek tek gerçekleştirdik. Evet. Ve bugünkü seviyeye geldik. Şimdi diğer muhalefet partileri geçmişteki nasıl bir hükümeti bize ülkeyi devrettiklerini bizler çok iyi biliyoruz. Allah o günlere bir daha döndürtmesin. Biz o yüzden popülist yaklaşmıyoruz. Bu kaynağı belli olmayan boş vaatlerde de asla bulunmuyoruz. Vatandaşlarımız da zaten bunları çok iyi şekilde biliyor, ciddiye dahi almıyor. Ve tabii ki sevgili izleyicilerimiz 22.si düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası dün başladı. Dün önce Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı tören. Sonrasında Kongre ve Sergi Sarayı'nda program tüm detaylarıyla, halk oyunları ekipleriyle, protokolün konuşmalarıyla ve tabii ki yine plaket töreniyle sona erdi. Bu yıl 22.sini düzenlediğimiz Ahilik Kültür Haftası kutlamalarımıza şahsım, teşkilatım ve tüm esnafım adına hepinize hoş geldiniz diyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli konuklarımız, Anadolu Selçuklularının mayasını hazırlayan, Cihan Devleti Osmanlı'nın temelini atan ve aziz cumhuriyetimizin toplumsal yapısını sağlamlaştıran ahilik kapısı, geleneğin, ahlakın, bilimin ve medeniyetin buluştuğu tarihsel bir olgudur. Ahilik kültürünün her bir kapısında asırlardır ilmek ilmek dokunan halı gibi kardeşliğimiz, cömertliğimiz, dayanışmamız, hikmetimiz ve çok çalışmamız vardır. Anadolu'da açılan ahilik kapısı, Piri Ahi Evran-ı Veli Hazretleri'nin nasihatleri, felsefesi ve öğretisiyle taşlanarak halen bizlere yön vermektedir. Ahilik, 13. yüzyılda ortaya çıkarak bütün mesleki dallarda faaliyet gösteren tüm esnafı bir çatı altında toplayan teşkilattır. İnsanı her yönüyle yetiştiren, hem ahlaki, hem dini, hem de mesleki yönden geliştiren ahilik kültürü insana yatırım yapmıştır. Tamamen insan odaklı bir faaliyet sürdürmüştür. Bunları yaparken ticari ahlakı ön plana çıkararak insanlar, esnaflar yetiştirmiştir. Asırlarca Anadolu'nun önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri olan bu özelliğini günümüzde de sürdürerek ülke ticaretinin nabzını tutan ilimizde düzenlenen ahilik törenlerine öncelikle hoş geldiniz diyor. Hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatımızın şekillenmesinde büyük öneme sahip olan Ahilik Teşkilatı, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atılmasında, milletimizin birlik ve beraberliğinde, kenetlenmesinde önemli rol oynamıştır. Ahi Evran-ı Veli'nin öncülüğünde temelleri atılan ve kısa zamanda tüm Anadolu coğrafyasına yayılan ahilik, bütün gerek Anadolu coğrafyasında gerek yayıldığı coğrafyada yaşayan insanlar tarafından büyük kabul görmüştür.
Esasında bir esnaf dayanışma örgütü olan ahiliğin toplumun her kesimi tarafından bu derecede kabul görmesini sağlayan en önemli unsurlardan birisi de şüphesiz hem dünyevi hem de uhrevi hayatı şekillendiren prensipler içeriyor olmasıdır. Öyle ki ahili geleneğinin tam anlamıyla yaşatıldığı dönemlerde Türkler en parlak dönemlerini yaşamış. Osmanlı Devleti idari, askeri, kültürel ve ekonomik alanlarda büyük ilerleme kaydederek bir cihan imparatorluğuna dönüşmüştür. Ahiliği Sayın Valim'e anlatamam. Çünkü ahili ocağından geldi. Kırşehir'den buraya intikal etti. Biz de kısmet olursa yarın Kırşehir'e intikal edeceğiz Sayın Valim. Orada ahilik haftasını hep beraber kutlayacağız. Hakikaten ilimize geldiği günden bugüne Mersin Esnaf Sanatkar Odaları Birliği'nin götürmüş olduğu her türlü sorunu sonuna kadar takip eden bir valimiz var. Biz de komite olarak da görüştük, birlik olarak da görüştük. Arkadaşlarımızla karar verdik. Sayın Valimizi de yılın ahisi ilan ediyoruz. Kendisine ahilik cübbesini giydireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Esnafın sorumluluğunu da belediye başkanımızın omzuna yüklüyoruz. İnşallah her konuda yine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sorunları ardı ardına çözeriz. Evet sevgili seyircilerimiz ve Mersin İdman Ödülü ile ilgili haberimize geçelim. Fenerbahçe ile oynayacak biliyorsunuz Mersin İdman Yurdu sevgili seyircilerimiz bu hafta sonu. Rıza Çalınbay da dün düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe maçının Galatasaray maçı gibi olmayacağını dile getirdi. Yalnız Fenerbahçe maçı Galatasaray maçı gibi olmayacak. Fenerbahçe maçı takımı daha zor bir takım. Galatasaray gibi böyle yani işte Burak var, bir iki oyuncusu var golcü olarak ama Fenerbahçe'ye baktığınız zaman hepsi ofansı çok kuvvetli olan bir takım. Her an oyunun kaderini değiştiren bir takım. Dünkü maçlarına baktığınız zaman çok gol kaçırdılar, çok atak oynadılar. Onun için de yani bu Galatasaray maçı gibi olmayacak. Bu maçta bir kere defansif açıdan daha iyi olmamız gerekiyor. Eğer iyi olamazsak bizim için büyük problem olur. Fenerbahçe ile oynadığımız maçlarımıza baktığınız zaman hem lig olsun hem kupa maçları yaptığımız basit küçük hatalardan yediğimiz goller var. Yani
Fenerbahçe takımına o hatalar yaparsanız affetmez. Onun için bizim bu maçta 90 dakika özellikle defansımızın çok iyi olması gerekiyor. Defansif açıdan çok iyi olmamız gerekiyor. Biz pozisyon buluruz, pozisyona gireriz. Ama defansif açıdan çok iyi konsantre olup en küçücük detaya dair dikkat etmemiz gerekiyor. Ben takıma inanıyorum, güveniyorum. Bu 3 tane maçı biz direkt Fenerbahçe maçıyla bağlamak istemiyorum. Fenerbahçe olsun, Gençler Birliği, Başakşehir maçında alabileceğimiz en yüksek puanlar alıp bu ligi iyi bir yerde kapatmak istiyoruz. Hedefimizi de söylemiştik. İnşallah ilk onun içinde kalacağız. 3 tane oynayacağımız maç zor maç. Yani kolay maçlar değil. Hepsi de bazı yerleri etkileyecek maçlar. Onun için de tek düşüncemiz bu. Ben arkadaşlarıma bir daha teşekkür ediyorum. Bütün futbolcu arkadaşlarım buraya kadar gösterdikleri mücadeleden dolayı. İnşallah sezonda iyi bir şekilde kapatacağız. Biz Fenerbahçe'de de oynayacağımız maçta da tabii ki galibiyeti düşünerek oynayacağız. Çünkü taraftarımızla iyi bütünleşiyoruz. Tabii üzüldüğüm bir şey, böyle maçlarda stadın dolmasını çok isterdik. Full olmasını çok isterdik. Ama olmuyor. İnşallah Fenerbahçe maçında daha da büyük bir taraftarla oynarız. Tek hedefimiz buradan iyi ayrılmak. Yani tek hedefimiz Fenerbahçe ile puan ve puanlar almak. Galatasaray maçındaki oynadığımız oyunun üstüne çıkarsak ve Galatasaray maçındaki hem ofansta hem defanstaki hataları yapmazsak Fenerbahçe maçı bizim açımızdan çok iyi biteceğine inanıyorum yani. Saduku yok, Sinan yok. Kalili'nin durumu belli değil. Vederson'un durumu belli değil. Bunların daha tam net şeyleri belli değil. Bakacağız yani, onların kesin bir şeyi yok. Yani oynayıp oynamayacakları belli değil. Tabii ki bu sezon sonu olduğu için böyle şeylerin çıkması gayet normal yani. Ya şimdi tabii ki Alper ayrı bir güç orası için. Ama Fenerbahçe'de yani şu anda o oynamış, bu oynamış, onu düşünecek durumda değiller. Yani telafisi olmayan maçlar oynuyor herkes, biz de öyle. Onun için de tabii ki orada çok zengin bir kadroları var. Yani mutlaka orayı telafi edecek oyuncularını bulacaklardır. Yani Alper olmazsa Caner'i öne koyacak, Hasan'ı bek alacak. Onun gibi şeyleri yapıyorlar zaten yani. Bir sıkıntı yaşamazlar yani o yönden. Sıkıntı yaşarsak biz yaşarız, biz de sakat olursa kötü olur. Evet sevgili izleyicilerimiz ve Mersin gündemine dair bilgileri almak üzere de Ali Gürkan Şamiloğlu'na döneceğiz. Bakalım Ali Gürkan Şamiloğlu Mersin gündemine dair neler paylaşacak ve ben hemen sözü Ali Gürkan Şamiloğlu'na bırakıyorum. Merhaba, günaydınlar. İçer TV seyircilerine ve Radyo Klas dinleyenlerine sevgiler, saygılar. Mersin gündeminde neler var? Hemen bakalım. Şöyle, Halil Atılgan Yörük Müzesi açıldı. Yörük Müzesi Tarsus ilçesine bağlı İncirgediği köyünde törenle açıldı. Halil Atılgan Toros Yörük Müzesi'nin açılışına Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Tarsus ve Karahisarlı Belediyeleri destek sundu ve belediye başkanları da katıldılar. Müze açılışında bilgiler veren Doktor Halil Atılgan, ailemden kalan bir arsa üzerindeki bir evi müze haline getirdim. Burada Toros kültürünü tanıtan ürünleri sergiliyorum. Otantik malzemeler yer alıyor dedi. Ve tabii ki turizme kazandırılan bu müze sayesinde bölgenin turist açısından biraz daha hareketlenmesi amaçlanıyor. Toroslar Belediyesi'nde işçiler sevinçli. Neden? Çünkü Toroslar Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı ve 158 işçinin sosyal haklarında iyileştirmeler yapılmakla birlikte maaşlarına da %12,5 oranında zam yapıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde dün gece bir cinayet işlendi. Tabii bu cinayette
evinde uyuyan 55 yaşındaki Arif Portakal evine giren kişi ya da kişilerce uykusundayken öldürüldü. Ve bu hunharca bir şekilde öldürüldü kendisi ve emniyet birimleri de bu şüpheli cinayetle ilgili olarak da yakın çevresinde ailesinin de içine alarak bir soruşturma başlattı. Söylemiştik, yine belirtelim, dün Tarsus ilçesinde ve Erdemli ilçesinde dolu yağışı yaşandı ve dolu bahçelere, meyve ve sebze bahçelerine ciddi oranda zarar verdi. Özellikle şeftali, kiraz, elma ve erik gibi meyvelerin ağaçları etkilendi ve Haziran ayında hasadı yapılacak olan kiraz ciddi oranda etkilendi. Üreticiler bu sene Mersin bölgesinden kiraz hasat edemeyeceğiz. Çünkü bütün kiraz bahçeleri zarar gördü ve üretici bir yıllık emeği boşa gitti dediler ve devletten yardım istedi üreticiler, hem Tarsus bölgesinde hem de Mersin'de, Erdemli bölgesinde diyoruz. Ve devam ediyoruz. Aktarabileceğimiz diğer bilgiler nelerdir? Spora gelelim. Sporda Mersin İdman Yurdu hafta sonu, önümüzdeki pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Mersin Stadyumunda. Ve maç saat 20'de başlayacak. Mersin İdman Yurdu da Fenerbahçe maçına yönelik çalışmalarına Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Rıza Çalınbay gözetiminde devam ediyor. Ve tabii ki hemen yeri gelmişken hatırlatalım. Pazar günü saat 19'dan itibaren de biz de Mersin Stadyumu'nun önünden İçel TV olarak canlı yayında olacağız. Mersin İdman Yurdu Fenerbahçe karşılaşmasını konuşacağız. Spor adamlarıyla, gazetecilerle ve uygun olurlarsa Mersin İdman Yurdu yöneticileriyle diyoruz. Peki bugün neler olacak? Bakalım. Şöyle, Mersin İdman Yurdu'na değinmişken hemen hatırlatalım. Cumartesi günü saat 10'da Mersin İdman Yurdu'nun olağanüstü kongresi olacak. Evet, Mersin İdman Yurdu cumartesi günü saat 10'da Kongre Sarayı'nda, Büyükşehir Belediyesi Sergi ve Kongre Sarayı'nda olağanüstü kongreye gidiyor. Bunu da belirtelim. Ve bugün ne olacak? Bugün yine Kongre ve Sergi Sarayı'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı ikinci oturumu gerçekleştirilecek. Saat 14'te başlayacak. Öğleden sonra saat 2'de başlayacak olan bu toplantıyı İçel TV'den sizlere de canlı olarak ulaştıracağız değerli seyirciler. Ve aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Saat 14'te başlayacak İçel gündemi programında ve haber bültenlerinde görüşmek üzere. Evet, Ali Gökhan Şamiloğlu'na da teşekkür ediyoruz Mersin gündemine dair verdiği bilgiler için. Ve hemen yerel gazetelerimize geçiyoruz. Hemen ilk gazetemiz Çukurova Gazetesi. Çukurova Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda logo üzerinden verilen haberde Cumhuriyet tarihinde bir ilk diyor. Doktorlar 3 gün boyunca iş bırakacak. Mersin Tabip Odası Sosyal Hizmet Sendikası 1. Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ile Aile Hekimleri Derneği üyesi doktorlar 20, 21, 22 Mayıs 2015 tarihlerinde 3 gün boyunca iş bırakma kararı aldı. Doktorlar konuya ilişkin olarak Mersin Tabip Odası'nda basın açıklaması yaptı. Ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bu nasihatler kulağınıza küpe olsun diyor. Halk ozanından vekil adayına altın öğütler. Yalan dolan bilmeyesin, yetim dul hakkı yemeyesin, halk ağlarken gülmeyesin, verdiğin sözlerde durasın, telefonlara bakasın, dürüst olasın, dürüst kalasın demiş Ozan. Evet, tabii seçim öncesi geliyorlar, bir daha görünmüyorlar eleştirisi var vekil adaylarına. Bizler de programlarımıza bu soruyu yöneltiyoruz. Her ne kadar vekil adayları biz Ankara'ya gitsek bile telefonlarımız açık. Tabii yani sonuçta kentten birçok kişinin aynı anda vekile ulaşması da biraz imkansız gibi olacak. Bakalım, aslında biz onlarla bu şekilde görüşmek yerine onların ne kadar iş yaptıklarını sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Üreticiyi dolu vurdu. Tarsus ve Erdemli ilçelerine dolu yağdı. Misket büyüklüğündeki dolu meyve ve sebze bahçelerinde zarara neden oldu.
Evet, her yurttaş eşittir diyor. Akdeniz Belediyesi eş başkanları Yüksel Mutlu ve Fazıl Türk 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle ortak bir açıklama yapmışlar. Başkan Tuna'da engellilerle buluşmuş. Mersin Merkez İlçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Toroslar Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu 12 belediye tarafından uygulanan istihdam için koordinasyon ve eğitim projesiyle toplumda dezavantajlı yaşayan insanları diğer eşitlerinin seviyesine getirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de Mut ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Memlekette istikrar mı kaldı sorusunu sordu. Ve CHP'nin iktidarı için de dua etti sevgili izleyicilerimiz. Türkiye nüfusunun %12.29'u engelli. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili izleyicilerimiz? Eğer engelli vatandaşlarımız bir parti kursa, sadece engelli vatandaşlarımızdan oluşan bir parti kursa hemen direkt Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ve ben bunu şunun için söyledim. Yani hemen siyasilerimiz buraya göz dikmesinler. Evet, Türkiye genelinde %12.29 engelli var. Engelli vatandaşlarımızın oylarına talip olup onlara hiçbir icraat, onlar için herhangi bir çalışma yapmadan onların oylarına talip olmak doğru bir yaklaşım değildir. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılabilmesi için projelerle yapılabilirlikleri gerçekten öngörülen ve olabilecek projelerle gittiğinizde zaten engelli vatandaşlarımız sizlere oy verecektir. Yeter ki onlarla ilgili projelerinizi ortaya çıkartın. Ama baktık ki aslında birçok vekil adaylarına baktığımızda şu ana kadar hali hazırda böyle bir projeleri mevcut değil. Özellikle engellilerimizle ilgili. Yani memleket geneliyle ilgili herhangi bir proje yok. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diyemiyorlar dikkat ederseniz. Yani iktidarın belki bir avantajı var, yaptık onların devamını sağlayacağız diye biliyorlar. Ama öte yandan baktığınızda hani Mersin için şunu yapacağız diyen bir şey yok. Mersin için evet ulaşım sorun. Biz de biliyoruz sorun olduğunu. İşte Mersin turizm kenti ama turizmden faydalanın. Evet biz de biliyoruz bunu. Siz bize bunu nasıl turizm kenti yapacağınızı, Mersin'deki ulaşımı nasıl çözmeniz gerektiğini, yani mevcut sistemle sizin önereceğiniz proje arasındaki fark nedir? Sizin projeniz nedir? Bunları anlatın diyoruz ama anlaşılan o ki sevgili izleyicilerimiz, Mersin yine, bu benim görüşüm, anladığım kadarıyla o kadar siyasetçilerle oturup kalkıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, programlar yapıyoruz. Mersin yine aynı Mersin olmaya devam edecek gibi bu gidişle. Bakalım ne olacak, neler bitecek sevgili izleyicilerimiz. Devam ediyoruz farklı bir gazeteye. Akdeniz Gazetesi'ne geçiyoruz. Esnafa ahilik kredisi. Borçlandıralım esnafımızı. Borç batağına sürükleyelim. Sonra da ödemedikleri zaman da icra takibi başlatalım. Herkes iyi bir haber vereceğimi zannetti, değil mi? Yani bankaların parayı gerçekten vatandaşı veya esnafı düşünerek verdiğini düşünüyorsak hepimiz yanılıyoruz. Adamlar bize para satıyor. Para verirken para satıyor. Yani bunun üzerine faizini koyuyor, karını koyuyor. Birazdan ulusal gazetelerde göreceksiniz. Türkiye'deki tüm bankalar maalesef ve ne yazık ki %100 kar etti. Neden? Nedeni şu. Vatandaş kredi kartı kullanıyor. Kredi kartına borç yapıyor. Borcu kapatmak için bir kredi kartı daha alıyor. Ve ona da borç biriktiriyor. Bu kredi kartlarının borcunu ödemek için de bu sefer bankadan kredi alıyor. Hani bakıyorsunuz televizyon ekranını açıyorsunuz veya sizi arıyorlar. Siz onlar için o kadar iyi, bakın hemen şunu söylerler. Merhabalar efendim, yani çok güzel bir projemiz var, çok güzel bir kredi sistemimiz var. Allandıra ballandıra kredi alasınız yoksa bile alıyorsunuz. Ödemede eksikliğinizi beyefendi, 3 gün içerisinde ödemezseniz haciz işlemleri başlayacak. Hoşçakalın. Pat. Ya hanımefendi zor durum. Beni bağlamaz. Ya öyle demiyorlar da ama bu üslupla konuşuyorlar. Beni bağlamaz. Evet ne yapayım? Ben de bundan muzdaribim yani. Şimdi ne oluyor? Vatandaş kredi kartlarına, krediye mahkum ediliyor. Esnaf öyle. Çiftçi öyle. Hani bugün şu an bizi izleyen herkes şöyle bir kendini sorgulasın.
mutlaka bir bankaya borcunuz vardır, değil mi? Belki birkaç borcunuz vardır. Neden? Çünkü hep borçlandırıldık. Ya birileri çıkıp da demiyor ki, ya arkadaşım bankalar siz bu kadar kâr ediyorsunuz da insanlara krediyi, parayı o kadar cicili bicili hale sunup ortaya koyuyorsunuz ki vatandaş da bunun sevdasına, bunun güzelliğine kapılıyor ve krediyi kullanmak zorunda kalıyor. Sonrasında da icra takipleri, hacizler, aile yıkımları, ayrılıklar söz konusu oluyor. Evet, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden şunu istiyorum. Yani kredi kartlarının borç faizlerinin %80'ini değil, kredi kartlarının tamamının borçlarının silinmesini istiyorum. Bunu vaat edecek hangi parti varsa ona oy vereceğiz. Bakın, yani böyle biri vaat etsin ve gerçekten bunu uygulasın, bence Türkiye'de tek başına iktidar olur. Bakın, Türkiye'de kendi tek başına iktidar olur. Biri çıksın desin ki, ama bunu sırf söylemek için değil, uygulamak için. Tüm kredi kartı borcu olanları sileceğiz arkadaş, bitti. Yani bunu diyebilecek var mı? O da yok tabii ki. Biz de hayal meyal, insanlar hayallerle yaşarlar biliyorsunuz. Devam edelim. Şiddetli dolu çiftçiyi vurdu. Evet, ne yapacak çiftçim? Gidip kredi çekecek. Mersin'de etkili olan şiddetli dolu yağışı tarım arazilerinde yer yer %100'e varan hasara neden oldu. İlk belirlemelere göre dolu yağışından yaklaşık 10 bin dönüm tarım arazisi etkilendi diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve doktorlar 3 gün iş bırakıyor. Mersin Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Gürbüz Şen, Cumhuriyet tarihinde ilk defa kamu sendikacılığı adına 3 gün cumartesi nöbet eylemi de kattığımızda 4 gün iş bırakma kararı aldık diyor. Aylık haftası kutlamaları başladı bu arada sevgili seyircilerimiz. Haksız rekabet masaya yatırıldı. Türkiye Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu 3. Bölge Bilgilendirme Toplantısını Mersin'de yaptı. Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Faruk Tokgöz, haksız rekabet modülü yazılımının Türkiye genelinde mükellefleri ve bağlı olduğu meslek mensuplarını takip etme imkanı verdiğini söyledi. Ve Suriyeli çocukların aileleri tehdit gibi uyarı. Mersin Merkez İlçe Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri sokakta çalıştırılan veya dilendirilen Suriyeli çocukları toplayarak ailelerine teslim etti. Ekipler Suriyeli aileleri de uyararak çocuklarına yönelik istismarı sürdürmeleri halinde Mersin Valiliği tarafından alınan karar gereği çadır kentlere gönderileceklerini bildirdi. Evet, tehdit gibi uyarı olsun. Bence de en doğrusu. Ben buradan Akdeniz Belediye Başkanı'nı, Akdeniz Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Yapılması gereken, uygulanması gereken bir noktaydı bu. Son zamanlarda çocuk işçiliğinin ne kadar revaçta olduğunu, çocuk dilendiricilerinin kentimizde ne kadar büyük bir yoğunlukta yer aldığını, çocukların özellikle arabaların kırmızı ışıkta durmasıyla birlikte yol kenarlarından aniden fırlayıp bir tehlike yarattığı, sürücülere büyük bir tehlike ve korkulu anlar yaşattığını hepimiz biliyoruz. Eğer aile çocuklarını bu şekilde kullanıp çocukları üzerinden bir menfaat sağlıyorsa, ki sağlıyor, bakıyorsunuz annesi karşı tarafta oturmuş, babası karşı tarafta oturmuş, sigarasını tüttürüyor, çocuk orada dileniyor veya işte selpak veya su satmaya çalışıyor. Eğer, bence bu uygulama bir an önce hayata geçmeli, geç kalmış bir durum değil. Çok geç kaldık evet, ama çok zaman uyardık biz bu konuları. Ama çok geç kalmış değil. Bence diğer belediyelerin de böyle bir uygulamayı derhal ama derhal ivedi bir şekilde hayata geçirmesi gerekiyor. Sokakta görülen çocukların aileleriyle birlikte çadır kentlere yollanması gerekiyor. Madem öyle işte böyle diyeceksiniz. Yani kimse bunu da farklı algılamasın, kimse bu uygulamayı da eleştirmesin bence. Eğer bu memlekette bir tertip, bir düzen istiyorsak herkes kurallara uyacak, kim olursa olsun. Yani misafir de biliyorsunuz gittiği evin kurallarına uymak durumunda. Bu nedenle biz o vatandaşlarımızın da iyiliği için, bizlerin de refahı için bu uygulamanın bence çok yerinde bir uygulama olduğunu ve ivedi bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Evet, AK Parti adaylarının gezileri sürüyor. İstikamet Yeni Türkiye rotasıyla hareket ediyorlar. Sevgili izleyicilerimiz, esnaf dolaşıyorlar. Onlar da geziyorlar. Vatandaşlarla, esnafla bir araya geliyorlar. Evet, ve hemen bir başka gazeteye geçiyoruz. Mersin Gazetesi. Fazla mesai ücretleri ödensin diyor gazete haberinde. Büro memur Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Kızıl, fazla mesai ücretlerinin ödenmesini isteyerek kendi çalışanını memnun edemeyen bir kurumun vatandaşlarımızı memnun etmesi
mümkün değildir demiş. Ve Karaduvar'a mahalle evleri ve kreş sözleri veriliyor. Karaduvar mahallesinde kadın kadına sorunlar tartışılmış bu arada. Eksiğimiz dürüst siyaset diyor Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar. Çukurova Kalkınma Ajansı Meclisi Adana'da toplandı. Ve Ozan'dan vekil adayına ders, sitem, aynı zamanda bir öneri. Dolu çiftçiyi vurdu, Tarsus'ta şenlikte, Tarsus şenlikte coştu. Ve sevgili izleyicilerimiz, yatlar mavi yolculuğa çıktı. İthalatçı olduk diyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye'nin yürütülen tarım politikaları sayesinde kendi kendine yetebilen ülkeler arasındayken bugün birçok gıda maddelerini ithal etmek zorunda kaldığını söyledi. Evet. Ve Haberci Gazetesi aylık tarihsel bir olgudur diyor. Aylık haftasını 22. kez kutladılar diyor sevgili izleyicilerimiz. Bu yıl 22.si kutlanan aylık haftası. Çiftçiyi dolu vurdu haberi var ve aile hekimlerinden 4 günlük greve yer vermiş yine gazete haberde. Sağlıkta engeller kalkacak. Mersin'in Sağlık Müdürü Doktor Aytekin Kemik 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada engellilere sağlık hizmeti sunumunda 2015 yılında da çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi. Mersin İtman Yurdu da Fenerbahçe maçına bileniyor, hazırlanıyor bu arada sevgili izleyicilerimiz. Galatasaray maçı gibi olmayacak, çok daha zor olacağını söylemiş Sayın Rıza Çalınbay. Evet ve böylelikle yerel gazete turumuz sona erdi sevgili seyircilerimiz. Ulusal gazetelerimize de geçeceğiz. Ulusal gazetelerimizin ilk sayfalarını da aktaracağız sizlere. Kısa bir haber turumuz var. Haber turumuzun ardından ulusal gazetelerimizle sizlerleyiz. Haziran seçimleri öncesi aday gösterilmeyen milletvekilleri için düzenleme yapıldı. Buna göre milletvekilliği sona eren siyasilerin emeklilik prim borçlarını 4 yıl boyunca en üst sınırdan meclis ödeyecek. Tarımda üretim sıkıntıları devam ederken hükümetin yasal zorunluluğa rağmen tarımsal destek oranını düşük tutarak çiftçinin hakkı olan 52 milyar lirayı ödemediği öne sürüldü. Sadece 2015 yılında çiftçiye ödenmeyen tutarın 9 milyar TL olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 2,5 milyarı bulan peyzaj bakım masraflarıyla 190 bin madencinin hayatını kurtaracak tam 4750 yaşam odası yapılabileceği kaydedildi. Bu arada Soma'da 2800 madencinin tazminatsız işten çıkarıldığı öne sürüldü. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde maden ocağında çalışan işçiler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Zor durumda olduklarını anlatan onlarca işçi sorunlarına acil çözüm istiyor. Müslümanlar 3 aylar içindeki önemli gecelerden biri olan Miraç gecesini bu gece idrak etmeye hazırlanıyor. Bizzat Peygamber Efendimizin semadan manevi hediyeler getirdiği gecedir Miraç gecesi. İlahiyatçılar namazın emredildiği bu gecenin yine namazla taçlandırılması gerektiğini söylüyor. Evet, haber turumuz da böyle sevgili izleyicilerimiz. Hemen gazetelerimize geçelim. Ve ilk gazetemiz Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda yanlış yapan bedelini öder diyor. Cumhurbaşkanı HDP'nin kaos tehdidi için konuştu. Devlet kendini baraj altına şartlamaz ama şunu bunu yaparız diyenler için gereken yapılır diyor. Ve muhalefete de 27 Mayıs çağrısı. Başbakan Davutoğlu yasada da muhalefet partilerine seslendi. Gelin her 27 Mayıs'ta Yüce Meclisi burada toplayalım önerisinde ve çağrısında bulunmuş. Evet, bu da tabii sosyal medyada internet haberlerine yansıyan bir konuydu. Bir haberdi. Haber değeri var mı? Evet. Yani bunu sadece resim olarak algılamayın, videosu da var. Videosunu da izledik biz. Hani belki fotomontajdır, belki farklı bir durum diye de ama maalesef ne yazık ki doğru. Cumhuriyet Halk Partisi seçim aracı içerisinde kasalarla biralar vardı sevgili seyircilerimiz. Bursa'da bir grup genç
üzerinde yaşanacak bir Türkiye sözü veriyorum yazılı CHP seçim aracına kasa kasa bira yüklerken görüntülendi. Kayıtta partili gençlerin içkileri nereye götürdükleri ise yer almadı. Evet. Herkes benden yorum bekliyor galiba. Yok, yapmayacağım. Ve bugün gazetesi makul şüphe adaleti kilitledi. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını örtmek, muhalifleri sindirmek amacıyla başlatılan operasyonlar hukuk katliamına dönüştü. Toplumun her kesinden muhalifler makul şüphe iddiasıyla potansiyel suçlu haline getirildi deniliyor. Ve fıtrat sürgünü diyor, sonunda bu da oldu. Soma'da 301 madencinin ölümünün fıtrat olduğu yönünde cami cemaatine telkinde bulunmayan 8 imam sürgün edildi. 4 imam da meslekten atıldı. Ve McCarthy sürecini yaşıyoruz diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Artvin ve Samsun mitinglerine giderken gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Bürokraside siyasi otoritenin düşman gördüğü, benimsemediği her düşünce bireysel çıkar için kullanılır. Eskiden sağcı, solcu, komünist ya da faşist diye ihbarlar yapılırdı diyor. Anayasayı ihlal etmek olağan hale geldi diyor. Şimdi paralelci furyası başladı. Beğenmediğiniz birini paralelci diye suçlayabilirsiniz. Bütün ülke maalesef bir McCarthy sürecine girdi. Anayasayı ihlal olağanlaştı. En başta Cumhurbaşkanı ve siyasal iktidar anayasayı tanımıyor. Vatandaşlar artık adalete güvenmiyor diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ve devam ediyoruz Güneş gazetesine. Çanlar Aydın Doğan için çalıyor diyor. Nasıl sahip olduğu meçhul medya imparatorluğunda bugüne kadar Türkiye'nin kanını emen Aydın Doğan için tehlike çanları çalmaya başladı diyor. Ethem Sancak'tan Doğan'ı terleten sorular diyor. Ve sorulara yer vermiş gazete haberinde. Devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Habertürk gazetesi barajla tehdit eden bunun bedelini öder haberine yer vermiş. Erdoğan Arnavutluk dönüşü 7 Haziran uyarısı yaptı. Barajın altında kalınırsa şunu bunu yaparız diyenler bunun bedelini öder diyor. Ve şehadet yazılmışsa düğün gecesi olur diyor. Siyaset gündemi mitingler ve polemikler diyor sevgili izleyicilerimiz. Mafyaya mı başvuralım diyor. Kılıçdaroğlu Artvin'de ve Samsun'daydı. Deniz Feneri davasında beraat kararına değindi. Adalet kutup yıldızı gibidir. Sabittir. Kainat etrafında döner. Adaleti sağlayamazsanız mafyaya mı başvuracağız? Haramla nikah diyor. Bahçeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'teydi. Maden kazaları için sizler kömür karasından ekmeğinizi çıkardınız. Helalle sözleştiniz. Onlar haramla nikah kıydılar dedi. Ve 7 tur atıyorlar diyor Demirtaş Kırşehir'deydi. Bunlar arkadaşına bile sahip çıkmaz. Dolar, euro etrafında 7 tur atıyorlar. Tabii yine bir haber sevgili izleyicilerimiz. Sayın Akşener'le ilgili. Biri çıktı dedi ki işte çok kötü, çok çirkin kasetler var dedi. Biz de diyoruz ki bunu ifade eden kişiye. Türkiye Cumhuriyeti savcıları niçin görevde değiller? Yani bu bir tehdittir, bu bir şantajdır. Değil mi? Yani siz çıkacaksınız, diyeceksiniz ki kaset var birinin hakkında ve bu kasetler Türk aile yapısına aykırı ve çok çirkin. Çok aile yapısına uygun olmayan kasetler diyeceksiniz. Peki sen mi çektin bu kasetleri diye sormazlar mı adama? Nerede izledin bu kasetleri? Senin nasıl haberin var bu kasetlerden? Sen mi organize ettin acaba? Gibi sorular sorulmamalı mı bu ülkede? Veya adalet bu konuda böyle her ekrana çıkıp bu tür şantaj ve tehditlerle çıkanların karşısında sessiz mi kalacak? Neden hala? Çok merak ediyorum mesela. Çıkıp bu birileri kaset olduğunu şantaj yapmaya çalışıyor. Şantaj suçtur. Neden hala yasal işlem başlatılmıyor? Bunu da çok merak ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Akşener'i aradı. Derin üzüntü duyduk dedi. Sare Davutoğlu ve Hayri Nisa Gül de destek veren isimler oldu sevgili izleyicilerimiz. Meral Akşener için bu iddialar konusunda. Evet, ben de buradan Mersin'den bir birey olarak sevgili izleyicilerimiz Sayın Meral Akşener'e tam destek verdiğimi ve bu konuda böyle çirkin bir siyaseti, böyle çirkin bir sabotajı bile diyebiliriz. Buna şantajı düzenleyenleri şiddetle kınıyorum. Bence toplum olarak bunu kınamamız lazım. Türkiye'deki siyaset böyle olmaması lazım. Birilerinin yatak odalarına, mahremiyetlerine el uzatılmaması lazım.
Çünkü siz kimsenin namus bekçisi değilsiniz. Çünkü kimse size bir başkasının namus bekçisi olma hakkını vermez. Ve siz farklı niyetlerle, farklı amaçlarla, belli ki kötü bir niyetle böyle bir oluşum içerisinde bulunup, böyle bir organizenin içerisinde yer almak büyük bir suçtur. Ve bu suçun Türk hukuku tarafından cezalandırılması gerekiyor. Ve artık önüne her gelen çıkıp ekranda sen kasetin var, senin şuyun var, senin buyun var deme hakkına sahip olmamalı diye düşünüyoruz. Evet, ve sevgili izleyicilerimiz, başka gazeteye geçiyoruz. Hürriyet gazetesi iftira ters tepti diyor. İşte o haberle ilgili, devamıyla ilgili sevgili izleyicilerimiz. Hakkında kasedi var iftirası atılan MHP'li Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sare Davutoğlu ve Harun Üsagül'den destek telefonu geldi. Ve Sayın Akşener de beni asıl vuran kanal yöneticilerinin tepkisizliği oldu. Kanal sahipleri Hasan Kalyoncu'nun çocukları ne yapacaklar diye bekledim, çıt yok. Serhat Albayrak da yönetici, o program devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Evet. A Haber kanalına çıkan Latif Erdoğan'ın MHP milletvekili adayı Akşener hakkında ortaya attığı iftiraya tepkiler çığ gibi büyüyor. Tepki göstermeleri için lider eşlerine de çağrı yapan Akşener'i dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan'ın eşi Sare Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı'nın eşi Harun Üsagül aradı. Bir televizyonda konuşan Meral Akşener, kasetin Gülen cemaatinin elinde olduğu ve kendisine şantaj yapıldığı iddialarına da şu yanıtı verdi. Ben çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Bugüne kadar şantaja yönelik bir kelam eden olmamıştır. Zaten bana şantaj yapacak kişi daha anasından doğmadı demiş. Evet, ve devam ediyoruz. Millet gazetesi devlet baraja şartlanmaz diyor Cumhurbaşkanı'ndan HDP'ye. Devlet nerede terör olursa olsun hazır durumdadır. Kendini barajın altına veya üstüne bağlamaz diyor. Ailesiyle görüşsün diyor, İnönü'nün mektuplarını okusun diyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu 27 Mayıs'ta CHP neredeydi diye soran Başbakan Davutoğlu'na karşılık verdi. Davutoğlu'nu adam yerine koyup bu konuda yanıt vermem. CHP'nin tavrını öğrenmek istiyorsa açsın İnönü'nün o dönemde yazdığı mektupları okusun. Bize inanmıyorsa Menderes ailesinden biriyle görüşsün diyor. Ve devam ediyoruz. Posta gazetesi düşene ikinci tekme sevgili izleyicilerimiz. 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin şehit olduğu faciadan iki gün sonra dönemin Başbakanı Erdoğan Soma'ya gitmişti. Bir grup işçinin eylemi sırasında polislerin yere yatırdığı madenci Erdal Kocabıyık'ı Başbakan Danışmanı Yusuf Yerkel tekmelemişti. İşsiz olan Erdal Kocabıyık'a şimdi de 548 lira ceza geldi. Ve devam ediyoruz. Sabah gazetesi kendilerine yeni Kabe arıyorlar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Benim Kürt kardeşlerim Zerdüştlü din edinenlere mutlaka gerekli cevabı verecek diyor. Ve devam ediyoruz. Sözcü gazetesi Tayyip'in her seçim öncesi söylediği şarkı Ağladıkça. Her gözyaşı ona seçim kazandırdı diyor gazete haberinde. Ve Star gazetesi barajla tehdit eden bedelini öder haberine yer vermiş. Erdoğan tehditle oy baskısı yapan HDP'ye sert çıktı. Barajın altında kalınırsa şunu bunu yaparız diyenler bunun bedelini öder. Devlet kendini baraja altına şartlamaz. Ve Takvim gazetesinin de bence haberleştirilmeyecek bir konuyu haberleştirip siyasetin maalesef medya üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu çok net gösteriyor. Sadece izlemeniz yeterli olacak diye düşünüyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bir ziyarette bulunuyor. CHP'lilere evlere ayakkabılara girmeyin emri verdi ama bu yasağı önce kendisi deldi. Taziye için gitti eve, galoşla girdi, herkesi şaşkına çevirdi diyor. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, bakın dikkat ederseniz anladığım kadarıyla bu hanımefendi ev sahibesi. Ayağına baktığınızda ayakkabısıyla, terlik değil. Yine burada bir hanımefendi var. Cumhuriyet Halk Partili ekipten anladığım kadarıyla, büyük bir olasılıkla. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun evde kurulu bir düzende galoş takması bence saygı açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Şimdi gazetenin böyle bir haberi yapmasını da çok mantıksız gördüm işin açıkçası. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun
bir ev ziyaretinde halısı yerde olan bir eve dışarıdaki ayakkabısıyla içeri girmesinin ne kadar mantıksız olduğunu hepimiz biliyoruz. Doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Ayağına bir galoş geçirerek girmesi de bence normal. Neden normal biliyor musunuz? Çünkü birçok evde büyük bir misafir kalabalığına yetecek kadar terlik yoktur. Terlik olmadığı için de galoş sistemi vardır ve hemen hemen birçok evde artık bu galoş sistemi vardır. Çok merak ediyorum, evinize gelen tüpçüyü siz ayakkabılarıyla içeri mi alıyorsunuz yoksa bir galoş verip mi içeri alıyorsunuz? Sadece bu soru yeterli diye düşünüyorum. Evet, gazeteyi de bu haberi yapanı da teessüflerimizi bildiriyoruz. Yani böyle haberler aslında çok da itibar görmeyen haberler. Taraf gazetesine geçiyoruz. Askerlerin kitabında paralel yok diyor. Bakan Yılmaz TSK içinde 1000 kişiyle ilgili ihbar var diye operasyon sinyali verirken asker kırmızı kitabına legal görünümlü illegal yapı ifadesini sokmadı diyor. Parti devleti belgelendi diyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun bakanlara gönderdiği yazıda parti teşkilatının çalışmalarına destek olmaları için talimat yağdırdığı belgeleriyle ortaya çıktı. Ve devam ediyoruz farklı bir gazeteye. Türkiye artık ibret adası diyor Türkiye gazetesinde. Yasa adadaki demokrasi ayıbı unutturulmayacak. Artık ibret adası diyor. Ve siber dünya savaşı top tüfek gitti, yerini klavye ve mouse aldı diyor. ABD'li ve Çinli bilgisayar korsanları birbirlerine hedef aldı. Türkiye'de savaştan zarar gördü. Ve devam ediyoruz. Vatan gazetesi sizinleyiz. Doğduklarına pişman ederim diyor MHP'li. Meral Akşener hakkında ortaya atılan kaset iftirası Ankara'yı ayağa kaldırdı. Erdoğan çifti liderler ve vekiller arayarak destek verdi. Kadın örgütleri kınadı. Ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Saman gazetesi son gazete olacak programımızın. Tekme etmedi, bir de para cezası kestiler diyor. Geçen yıl 13 Mayıs günü Soma'da yaşanan facia birçok insanın hayatında silinmez izler bıraktı. Dönemin başbakanı Erdoğan'ı protesto eden Erdal Kocabıyık'ın hayatı ise bir drama dönüştü. O gün müşavir Yusuf Yerkel tarafından tekmelendi. Yerkel ayağı incindiği için rapor aldı. Kocabıyık'a ise 548 lira para cezası kesildiği, bir yıldır da hiçbir madende iş verilmediği ortaya çıkmış. Ve böylelikle sevgili izleyicilerimiz, programımızın da sonuna geldik. Gün içerisindeki gelişmelerle ve programımızdan hemen sonra Rahmetten Damlalar programı canlı olarak karşınızda olacak. Gün içerisindeki gelişmelerle yine sizlerle birlikte olacağız. Saat 14'te Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumu gerçekleşecek. Sizlere canlı olarak aktaracağız. Görüşünceye dek esen kalın, mutlu kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.